Genel konstrüksiyon resimlerinde iki boyutlu resimlerden nokta detayı ekleyebileceğimiz gibi daha kapsamlı bir detay resmi oluşturmak için detaylandırma öğesi yöneticisini kullanabiliriz. Bunun için çizim ara birimini kapatıp tekrar protostile dönmemiz gerekir. Protostilde bağlantı detayını eklemek istediğimiz noktaya yaklaşıp bağlantıyı oluşturan elemanların tamamını seçelim. Ardından üst menüde yer alan detaylandırma öğeleri yöneticisi komutunu çalıştıralım. Açılan pencerenin sol alt bölümündeki metin kutusuna detaya vermek istediğimiz ismi yazalım. Ekle seçeneğini işaretleyelim. Ardından bağlanan elemanları seçmek için nesneleri seç düğmesini tıklayıp önce kolon ardından kirişleri seçerek boş bir alanda sağ tıklayalım. Böylece bağlantı noktası etrafında küp şeklinde bir görsel oluşacaktır. Oluşan bu küp formunun hangi açılarından detay görünümü çizimi oluşturmak istiyorsak o açıları küp üzerinde işaretleyebiliriz. Seçimlerimiz görünüm adı altında eklenecektir. 3 boyutlu görünüm oluşturmak için artı düğmesine basabiliriz. Böylece 3 boyutlu görünüm de detay resmi olarak eklenecektir. Eklediğimiz görünümlerden herhangi birini çıkarmak istiyorsak eksi düğmesine basabiliriz. Ardından kapata basarak pencereyi kapatalım ve çizim ara birimine geçelim. Protostil modelindeki detay öğesi kutusu genel konstrüksiyon resimlerinde çember ile gösterilir. Bu çemberi 3 boyutlu görünümde ve plan görünümlerinde de görebiliriz. Detay çizimleri oluşturmak için üst menüde yer alan bağlantı detayı çizme makrosu kullanılır. Bu komut üzerinde sağ tıklayarak özellikler penceresi açılır ve varsayılan ayarları değiştirilebilir. Örneğin program kurulumundaki varsayılanlarla gelen ayarlarda ölçek bilgisi 1/25 olarak dikkate alınmaktadır. Benzer şekilde etiket ve görünüm ayarlarında da profil, levha, civata etiketlerinin olması gerektiği varsayılan olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı tanımlı olarak burada değişiklikler yapılabilir. Ya da herhangi bir değişiklik yapmadan program kurulumunda yer alan bilgilerle devam edilebilir. Eğer herhangi bir değişiklik yapmışsak varsayılan hata seçeneğini işaretlemeliyiz ve tamam diyerek pencereyi kapatmalıyız. Varsayılan ayarlarını değiştirdikten sonra tekrar komut üzerinde tıklayalım. Böylece detay resimleri paftanın sol üst köşesine eklenmiş olacaktır. Burada seçimini yaptığımız sol görünüş, üst görünüş, ön görünüş ve 3 boyutlu görünüşler için çizimler oluşturulmuştur. Aynı şekilde etiketleme ayarlarında plaka, profil kesitleri ve civata gibi etiketlemeler de yapılmış durumda. Oluşturduğumuz detay çiziminin tamamını seçip sürükleyerek pafta içerisinde uygun bir konuma yerleştirebiliriz.